İyi günler, Ekonomide Görünüm'le karşınızdayız. Ekonomide Görünüm'de dün açıklanan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı dar gelirliye, asgari ücretliye uygun ucuz konut kredisinin ayrıntılarına bakacağız. Neler olabilir, faiz nereye gelebilir ve o faizde taksitler nereye düşer? Diğer taraftan bir diğer önemli konu kiralar. Kiralarda son 2 yılda ne kadarlık bir artış oldu? Dolayısıyla özellikle kira masrafı çok yüksek olan hane halkı gelirinin neredeyse %30'u kiraya gidiyor. Konut ve kiraya gidiyor. İşte o gideri biraz daha düşürebilmek için kira yerine ev sahibi nasıl olunabilir? Tüm bunlara bakacağız. Önce dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ve bu ay ayrıntılarının açıklanacağını belirttiği şimdiye kadar bildiğimiz konulara bakalım. Şimdi dar gelirliye düşük faizli konut kredisi gelecek. Şu anda kamu bankaları tarafından konut kredi faizi 0.99'a düşürüldü. 0.99'la birlikte, yani %1'in altına düşmesiyle birlikte konut satışlarında bir hareketlilik meydana geldi. O psikolojik sınır %1. Diğer taraftan mevduat faizlerinin de düşmesi tabii ki parasını faizde tutup gelir elde edenlerin konut fiyatları düşmüşken, konut kredi faizleri de düşmüşken bundan yararlanma isteği. Diğer taraftan kiraların, biraz sonra bakacağız, son 2 yılda çok hızlı artması nedeniyle kiradan kurtulup 150 bin, 500 bin aralığında bir ev sahibi olmak isteyenlerin kiradan konut alımına yöneldiği de belirtiliyor uzmanlar tarafından. Şimdi kime yönelik olacak peki dar gelirliye düşük faizli konut kredisi? Çünkü bu 0.99'un da oldukça altında olacak, onu söyleyelim. Asgari ücretli ve dar gelirli için uygulanacak bu ucuz kredi. Peki ucuz krediyle neden bahsediyoruz? Bakın, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dedi ki tarihin en düşük konut kredi faizi olacak. Biz konut kredi faizinde en düşük nereyi görmüştük? Mayıs 2013'te aylık %0,66 yaklaşık. 5 yıl vade için 0,65, 10 yıl vade için 0,67'ye kadar gördüğümüz en düşük konut kredi faiziydi bu. Demek oluyor ki bunun altında olacak. Yani 0,60'lar, belki 0,60'larında 6 olabilir. 0,50'ler olabilir. Bu, göreceğiz bunu. Vade ne olacak? Normalde konut kredisinde vade 10 yıl, 120 ayla sınırlı. Ancak son kamu bankalarının 0,99'a kredi faizini düşürmesinin yanına bir madde daha gelmişti. Bu 10 yıl 15 yıla çıkarılmıştı. Şimdi en çok şikayet edilen konulardan bir tanesi, evet Türkiye'de bir mortgage kredisi var ama işte Amerika'daki mortgage kredisi gibi değil. Neden? Çünkü 10 yılla sınırlı. Daha uzun vadeli değil. İşte bir miktar ona yönelik de adımlar atılıyor. Vade de burada 20 yıla çıkacak. 20 yıllık bir vade söz konusu olacak. Peki bundan kaç kişi yararlanacak? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün açıklamasında yılda en az 100 bin kişi bu konut kredisinden yararlanacak. Peki bir hesaplama yapalım. Bugün emlak editörü Seda Tabak da bununla ilgili bir hesaplama yapmıştı. Şimdi 100 bin TL'lik konut kredisi için hesaplama düşünelim. Şimdi diyelim ki 100 bin lira bir konut kredisi çekeceksiniz. %0,50'ye düştüğünü faizin düşünelim. Dedik ya en düşük 0,66'ya kadar gelmişti. Daha da altına geldiğini düşünelim. Aylık 716 lira ödeme, toplamda 180.353 lira ödeme oluyor. 0.55 olduğu zamansa aylık 751 lira ödeme yapıyorsunuz. 0.60 olursa ise aylık 787 lira 100 bin lira için. Peki 200 bin lira için ne ödenecek? Bir de ona bakalım 200 bin lira için. 200 bin lira içinse 0,50 faiz oranı aylık ve 20 yıl vadede aylık 1432 lira ödeyeceksiniz. Toplam ödeme 343.886 lira olacak. Yine 200 bin lira için yaklaşık 20 yıl vadede 0,55 faizle 1502 lira. Yine 20 yıl vadede 0,60 faizle 1574 lira aylık ödeme yapılacak. Yani tahmini 0,50 ile 0,60 aralığında bir faize düşmesi, kredi faiz oranına düşmesi bekleniyor. Görülen en düşük seviye 0,66'ydı tarihi en düşük seviye konut kredisinde. Bunun da altına sarkacağı varsayımıyla bu şekilde bir hesaplama yapabiliriz. 0,50, 0,55, 0,60 faiz oranı için aylık 1500 lira yaklaşık, işte 200 bin lira için 1500 lira ödeme yapılmış olacak. Peki özellikle büyük şehirlere baktığımızda, büyük şehirlerde
kira önemli bir gider. Şimdi kira artışı da enflasyonla birlikte son 2 yılda ciddi anlamda hızlandı. Bakın, kira artışı son yapılan düzenlemeye göre eskiden üretici fiyatları endeksi 12 aylık ortalamaydı. Tüketici fiyatları 12 aylık ortalama oldu. Son enflasyon verisinde 12 aylık ortalama TÜFE %16,81 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalaması. Yani yasal olarak ev sahipleri kiracılardan %16,81'lik bir kira kontratı yenilemede artış isteyebilir. Peki böyle bir durumda kiralar nereden nereye çıkıyor? Örneğin 1000 lira, 1168 lira, 1500 lira, 1752 lira, 2000, 2336, 2500 lira, 2920 lira, 3000 lira, 3500 liraya çıkıyor. Böyle bir artış oluyor. Ama şunu da söyleyelim, emlakçılarla konuştuğumuzda, emlak komisyoncularıyla konuştuğumuzda yaklaşık %10'luk bir artış yeni kontratlarda yapıldığı belirtiliyor. Geçen yıl baktığımızda, örneğin geçen yıl üretici fiyat endeksine göre Ekim 2018'de yenileme yapılıyordu. %23,73'tü üretici fiyat 12 aylık ortalama. Şimdi geçen yılda %15'ler civarında bir artış yapıldı. Bu yılda %10'lar civarında. Ama diyelim ki yasal aklar çerçevesinde bir artış yapıldığını da farz edelim ki yapanlar da vardı. Örneğin 2000 liralık bir kira Ekim 2017'de %23,73 yapıldı. En üst seviyeden yapıldığında 2000-2474 liraya çıkıyor. Sonra Ekim 2019 itibariyle yeniden kontrat yenilenecek. %16,81 bu sefer TÜFE 12 aylık ortalama değişen kanun çerçevesinde 2890 liraya çıkıyor. Yani ciddi anlamda kirada son 2 yılda hızlı bir artış var. Ama dediğimiz gibi geçen yıl %15 civarında, bir sonraki dediğimizde göreceğiz. Geçen yıl %15 civarında bir artış olmuştu. Bu yılda %10 civarında, yani 2000 liralık bir kira 2530 liraya çıkmış oluyor. Yani şunu düşündüğümüzde kira da ev fiyatları biraz geriledi. Düşüş oldu. Bazen bazı yerlerde yerinde saydı, bazı yerlerde düştü ama kira düşmedi. Kira artmaya devam etti. Dolayısıyla kira da önemli bir gider. Bakın, alt gelir grubunda kiranın hane halkı içindeki harcama payına baktığımızda şunu görüyoruz. Kira önemli bir gider kalemi. Alalım hemen sonraki ledimizi. Konut giderine bakacağız. Konut ve kira gideri. Bakın %31,4, yani kazancın %30'u kiraya, konuta gidiyor. Önemli bir gider. Gıda bunun içinde %28, ulaştırma %9, mobilya %6. Ama en büyük kalem kira. O kira kalemini biraz azaltmak için de dar gelirli için önemli. İşte baktığımızda bugün 2 artı 1, 3 artı 1 İstanbul içinde 1500 liranın altında biraz zor gibi. Çevre yani biraz daha böyle İstanbul'un çeperlerine de gittiğinizde 1500'ün altı biraz zor gibi gözüküyor. Ya da 1500'ler civarında diyelim. İşte bunu kira yerine bundan yararlanılabilir. Yani dar gelirliye ucuz konut kredisi. Ama bu konutlar nerelerde olacak? Bitmiş konutlar mı, yoksa yeni yapılacak konutlar için mi geçerli olacak? Kriterler ne olacak? Büyük ihtimalle asgari ücretliler için hiç ev sahibi olmaması gerekiyor. Aile, yani hane halkının da gelir durumuna da bakılır. Tüm bunlar önemli. Konut fiyatları ne olacak? Kredi ucuzacak ama konutun fiyatı ne olacak? Neden? Çünkü eğer yeni yapılacaksa bir arsa maliyeti var, bir de malzeme, inşaat malzemelerinde son 2 yılda artış meydana gelmişti. Bunun da etkisini göreceğiz. Şimdi bir diğer konuya şimdi geçelim. Piyasalara da bir bakacağız. Piyasalarda ise gözler uzun zamandır, bu yıl en çok meşgul eden konulardan bir tanesi Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşı. İşte anlaşma sağlanacak mı, sağlanmayacak mı? Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki gerilim. Tüm bunlara bakacağız. Önce bir bu ticaret anlaşmasına son gelinen noktayı bir alalım. Sonra da piyasalara bakalım. Dolar tarafında 5.75 seviyesindeyiz. Bakın, ek vergiler geri çekiliyor. Bir kısım diyor ki, yani Çin tarafından gelen açıklamalar, bir anlaşma sağlandı. Amerika ile Çin arasında ticaret görüşmelerinde anlaşma sağlandı. 360 milyar dolarlık ek gümrük tarifesi geri çekilecek deniyor. Beyaz Saray çok fazla buna ilişkin bir yorum yapmıyor. Orada hala çelişkili, onu belirtelim. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker da diyor ki Trump Avrupa Birliği otomobillerine ek vergi uygulamayacak diyor. Yani yavaş yavaş bu küresel ekonomiyi de olumsuz etkileyen, küresel ekonominin büyümesine, hatta daralmasına neden olan ve tedirginlik yaratan, tekrar faizlerin düşürülmesine, parasal genişlemeye neden olan bu ticaret savaşında biraz sanki tekrar
eski duruma dönülecek gibi gözüküyor. Bakalım göreceğiz ama hala tabii muallak, onu belirtelim. Her an değişebiliyor Amerika'nın, Trump'ın politikaları. Piyasalarda bir bakalım son olarak. Piyasalarda durum ne? Borsa İstanbul tarafında ve kur tarafında. Borsa İstanbul 103.368 puanda. Dolar tarafında 5.75 seviyesindeyiz. Hafif yatay diyebiliriz. Euro TL 6.35'te. Euro dolar 1.10'dan işlem görüyor. Faiz 12 seviyesine geriledi. Altın onsu 1.466 dolar. Gram altın 271 lira. Petrol ise 62 doların hemen altında işlem görüyor. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri aktardık. Saat başında Hülya Akönek karşınızda olacak. Hoşçakalın.